Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine pahalı kokan ucuz parfümler serisinin ikinci videosuna devam ediyoruz. Yani bu videoda da bir en az 10 taneden fazla kelepir parfüm var. Halk deyimiyle söylersek. Gerçekten kelepir parfümler uygun fiyata ve fiyatının çok üzerinde kaliteye sahip parfümler. Daha doğrusu bu parfümler arkadaşlar Türkiye'de hepsi bulunmuyor. Bazısı bulunsa da pahalı oluyor ama Avrupa ve Amerika'daki fiyatlar gerçekten çok iyi arkadaşlar. Çok uygun fiyatlı parfümler. 10 euro ile 40 euro arası. Ama normalde tabi mağaza fiyatları pahalı parfümler. Ama genelde çok ağır indirimli bulunan parfümler. Ben Türkiye'deki arkadaşlar bazen videoların altında görüyorum. Ya bu parfüm mü ucuz, neresi ucuz diyorlar. Ama gerçekten bu parfümleri ben çok uygun fiyata buluyorum. Özellikle Avrupa'daki arkadaşlara bir taktik vereyim. Idealo.de diye bir site var. Alman sitesi. Ama merak etmeyin, sadece Almanya'daki arkadaşlara ilgilendirmiyor. Genelde Avrupa'nın her yerindeki siteleri, çoğu tabi Alman sitesi ama Avrupa'nın her yerine gönderiyorlar. Yani yollama parası da zaten minimum. Belli bir fiyatın üzerinde yollama parası da alınmıyor. Özellikle bu sitenin app'ini indirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü app'inde İngilizce'de var. Idealo.de arkadaşlar. Altta ekranın altında da yazar, merak etmeyin. Orada herhangi bir parfümün ismini yazdığınız zaman direkt en ucuz hangi sitelerde satılıyorsa sırayla, hatta grafikler de veriyor. Daha önce hangi fiyattaymış, trendleri gösteriyor. Fiyat trendlerini. Her şeyi ayrıntılı görebiliyorsunuz. Her ürünün fiyatı, her ürünle ilgili istatistikler mevcut. Yani app'ini indirmenizi tavsiye ediyorum. Hesap açmak 5 dakika falan sürmez arkadaşlar. Yani çok uygun fiyatı parfümler buluyorsunuz. Idealo aslında çok sıradan bir arama motoru gibi gözükse de aslında öyle bir arama motoru değil. Güvene dayalı. Çünkü o Idealo sitesine üye olmak için belli bir güven ortalamasına, belli bir puanınıza olması lazım. Yani internet alışverişi üzerinden puanlama sisteminiz çok yüksek olmasın. Yani güvenli siteler var, merak etmeyin. Orada Amazon, eBay hesaplarını da gösteriyor. Hep genelde güvenli siteler. Şimdiye kadar kötü bir siteye denk gelmedim. Hepsi güvenli. Genelde ben idealo.de'den aratıyorum herhangi bir ürünü. Yani orada genelde Idealo'da uygun fiyata bulunuyor arkadaşlar. Ama genel Google'da da aratma yaparak bu parfümlerin çoğu yerde satılan parfümler. Geçenki videoda da bahsetmiştim. Bu video serisindeki parfümler hiçbiri yeni parfümler değil. Bazılarında birkaç tane yeni parfüm de. İlk videoda bir iki tane yeni parfümden de bahsettim ama hepsini daha önce tek tek videosunu yaptım parfümler ama maalesef bu şekilde yapınca çok fazla seyirciye ulaşamıyoruz. Yani ben istiyorum ki bu tarz kelepir kaliteli, yani fiyatının çok üzerinde parfümü daha çok kişi öğrensin, daha çok kişi keşfetsin. O yüzden böyle dikkat çekici bir başlık altında toplamaya karar verdim. İlk videoda biliyorsunuz Lalique parfümlerinden bahsettim. Tek video sadece Lalique yaptım çünkü Lalique çok fazla parfüm var. Benim bahsetmediğim en az 2-3 katı daha parfüm var ama ben size kendi zevkime göre en sevdiklerimi, en beğendiklerimden bahsettim. Bu videoda da biraz karışık gireceğiz çünkü çok değişik markalar var. Yani istiyorum ki 3. videoda da yani Zara parfümlerinin kalitelerini, 4. de belki Arap markalarının iyi parfümlerini, kaliteli kokan parfümlerini, yani bayağı bir kelepir parfüm var arkadaşlar anlatmak istediğim. İlk videoda demiştim Lalique parfümlerine başladım. Bu videoda Bentley parfümlerine başlayacağım. Zaten Bentley, Jaguar gibi parfümleri Lalique markasının sahip olduğu Lalique Group üretiyor. O yüzden de hem fiyat olarak hem kalite olarak birbirine çok benziyor parfümler. İlk parfümümüz Bentley For Men Absolute. Bunun eskiden şişesi hem altın hem siyahtı ama sadece siyah yapmışlar bu yeni şişeleri, merak etmeyin. Yani şişe dizaynı şu şekilde. Gördüğünüz gibi çok kaliteli arkadaşlar. Bu For Men Absolute neye kokuyor? Odunsu baharatlı bir parfüm, yumuşak bir tütsü parfümü. Daha önce ayrıntılı videosunu yaptım. Çok ayrıntılı bahsetmeyeceğim parfümlerden. Yani kısacası hafiften yanık çıra gibi bir kokusu var. Ama bu parfümün asıl özelliği, yani parfüm koleksiyoncularının yakından biri Gucci Pure Homme 1'in, yani üretimi durdurulan, şu an eBay'de 200-300 Euro'lara satılan, bazı yerler 400-500'e satılıyor. Onun birebir aynısı arkadaşlar. %99 aynı diyebilirim. Tek fark temel notalarında, diğerinde sedir ağacı daha kuru bir ağaç notası vardı. Bunda sandal ağacını daha baskın yapmışlar. Yani daha yumuşak, daha sevilebilir bir pudramsı bir temel notaları var. Yani bunu kullanmak Gucci Pure Homme'a göre daha kolay. Performansı ortalama, yayılımı da ortalama. Ama fiyatına göre çok kaliteli kokuyor arkadaşlar. Çok yumuşak bir tütsü parfümü. Yani odunsu bir parfüm. Kısacası biraz yanık çıra gibi de kokuyor. Reaksiyonları alabilirsiniz. Ama bu tarz parfümlerden hoşlanıyorsanız, böyle tütsü parfümlerine giriş yapmak istiyorsanız ideal parfüm. Bentley For Men Absolute. Çok seviyorum ben bu parfümü. Yani bildiğimiz çok kaliteli, baharatlı, odun notalarını çok temiz alıyorsunuz. Diğer bir parfümümüz yine aynı bu parfüme çok tarz olarak benziyor ama bu az önceki parfümle Hermes'in, meşhur Terre'de Hermes'in karıştırmışlar. Şu parfümü Bentley Infinite Rush arkadaşlar. Şişesi de çok güzel. Çok güzel toprak deseni yapmışlar. Topraksı patchouli var bunda. Yine
Topraksı Paçuvel. Yine TRT Hermes'teki vetiver notası var. Ve bolca karabiber var arkadaşlar. Bu parfümde biber notası çok baskın. Biraz daha tütsü notası da biraz Bentley Formel Absolute'a da benziyor. Hani TRT Hermes'in daha odunsu, daha biraz dumanlı, biberli hali gibi. Performansı da çok güzel ve genel beğenisi çok güzel bu parfümün. İkisi de bu az önceki bahsettiğim parfüm de öyle. Parfüm de çok maskülen parfümler. Kesinlikle yani yaz aylarında kullanabileceğiniz parfümler. Bu da o kadar ağır bir parfüm değil, merak etmeyin. Yani bunu yani ben kendi zevkime göre söylüyorum. Size ağır gelebilir belki ama bu en azından daha yazlık, özellikle bahar aylarında kullanıma çok uygun bir parfüm. Performansı ortalamalarda bir ödü tuvalete göre iyi yani. Yani bu fiyata arkadaşlar yani daha fazlasını beklememek lazım. Koku güzelliği bu tarz parfümlerde ben koku güzelliğine bakarım. Yani fiyatına göre kalitesi fiyatı ne kadar yüksekse benim için o kadar iyi. Yani çok kalmasa da olur. Fiyatı uygun olduğu için bol bol sıkabilirsiniz. Yani gün içinde tazelemek de size kalmış. Diğer parfümümüz yakın zamanda videosunu yaptım. Jaguar Innovation Eau de Cologne. Bu Jaguar parfümlerini de dediğim gibi Lalique markası yapıyor. Bu Eau de Cologne konsantrasyonunda olmasına rağmen Eau de Toilette gibi performansı var arkadaşlar. Ama yayılım beklemeyin bu tarz parfümler. Dediğim gibi daha çok koku güzelliği. Bu parfümü niye çok beğendim? Açılışı çok sıradan. Ayrıntılı videosuna bakabilirsiniz. İlk 10 dakikası çok sıradan geliyor ama ondan sonra o yumuşak pudralı patchouli, o baharatlar, o nanemsi notalar çok çok ferah verilmiş. Yani bunda çok kaliteli bir patchouli var. Çok, yani 9 euroluk bir parfüm var. Ben bu parfümü 9 euroya aldım. İçinde çok kaliteli patchouli kullanmışlar. Bundaki patchouli Zerschoff'un Rönesans'ının kullandığı, yani Zerschoff Rönesans'ın temel notalarıyla bu parfümün orta ve son notaları çok benziyor. Hemen hemen aynısı. Aynı kalitede o yumuşak pudralı patchouli. Yani ben bu parfümü ilk sıktığımda hiç beğenmemiştim. 10 dakika sonra üzerinden güzel bir koku gelmeye başladı. Dediğim gibi çok tanıdık bir koku. Zerschoff Rönesans'ın %90 aynısı orta notada. Sadece nane yok. Onun yerine zencefil kullanmışlar. Ama elma notası da var. Bunda çok ilginç bir parfüm. Yani ayrıntılı videosuna dediğim gibi bakabilirsiniz. Sıradaki parfümümüz Baldessarini Ultimate. Bu parfümün videosunu yaptım ama çok fazla kişi bu parfümü keşfetmedi. Çok fazla reaksiyon almadım. Bu serideki belki en iyi parfümlerden biri. Çünkü parfümörü meşhur Gezachon, yani Eccentric Molecules markasının ve Ormond Jane markasının baş parfümörü. Yani baş bütün parfümörü neredeyse o yaptı. Bu da arkadaşlar bu parfüm neye benziyor? Bu Eccentric Molecules DNA'sıyla Ormond Jane DNA'sını birleştirmişler. Bu parfümü elde etmişler. Sakızımsı, ağaçsı notalar, yumuşak, çok kaliteli. Yani Nawab of Oud, Montobacco, Ormond Man, yani hepsinin temel notaları gibi kokuyor. Hepsine benziyor arkadaşlar. Fiyatının üzerinde bir kalitesi var. Çok üzerinde bir kalitesi var. Bu içinde tabii o Ambroxan, Isoe Super kullanımı Gezachon'un tabii imza şeyi o. İmzası oldu artık. Çok güzel kullanıyor. Öde tuvalet konsantrasyonu tam baharlık, yazlık bir parfüm. Çok yumuşak. Belki de bu seride, bu videoda bahsettiğim genel beğenisi en yüksek parfüm. Bu parfümün fiyatı da 25-30 euro civarı arkadaşlar. Türkiye fiyatlarını şu an bilmiyorum. Geçen sene 250-260 euroydu geçen yaz. Çok güzel. Sakızımsı, yumuşak, böyle amberimsi, ferah odunsu notalar, ferah baharatlar. Çok güzel bir parfüm. Ayrıntılı videosuna göz atabilirsiniz. Sıradaki parfümümüz Davidoff'un efsane olmuş parfüm. Maskülen, biraz eski tarz, biraz yeni eski tarz karışımı bir parfüm. Davidoff'un maskülen bir parfüm. Yani Topraksı keskin patchouli arkadaşlar. Biraz berber dükkanı havası var bu parfümde. Daha biraz ciddiyet isteyen bir parfüm. Yaş isteyen bir parfüm. Bu şimdiye kadar az önce bahsettiğim parfümler genelde 25 yaş üzerine hitap eden parfümlerdi. Niye bahsetmiyorsun demeyeyim. Demeyin. Sadece şu Baldessarini Ultimate, bundan önce bahsettiğim parfüm, o biraz daha genç yaşlara daha gider. 20'li yaşların başına kadar yolu var arkadaşlar. Bu Davidoff Sino biraz daha 30 yaş üstü bir parfüm. Ama çok kaliteli patchouli var arkadaşlar. İçinde niş parfümlerde alışa geldiğimiz o topraksı patchouli notası var. Ben bu parfümü çok seviyorum. Çok geç keşfettiğim bir parfüm. Aslında kışlık bir parfüm ama ben geçen sene değil, bir önceki sene. Geçen sene tabii pandemiden dolayı gidemedik. İspanya'da o 35-40'lı derecede şu parfümün kokusunu bolca aldım. Daha sonradan öğrendim ki Davidoff Sino'ymuş. Yani bilmiyorum, çok beni rahatsız etmedi. Özellikle akşam biraz hava serinlediği zaman çok güzel gidiyor. Akşam parfüm olarak da kullanabilirsiniz. Yani çok klas, sofistike bir havası var. Maskülen bir havası var. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet, sıradaki parfümümüz geçen sene piyasaya sürülen, tam pandeminin başında piyasaya sürülen ve ayrıntılı videosunu yaptığım bir parfüm. Salvadoro Ferragamo Pure Homme Oud arkadaşlar. Bu klasik
90'ların Pur Homme'un aynı şişesini yapmış ama şişe dizaynı biraz daha parfümün içeriğiyle ilgili bize bilgi veriyor. Daha dark, karanlık bir parfüm. Kısacası bu parfüm arkadaşlar Amouage Interlude Black Iris'in çok benzeri. Özellikle açılışı bol dumanlı, derin notası, baharatlar, kuru keskin baharatlar. Alttan gelen o iris notası, yumuşak pudralı iris notası, sandal ağacı notası. Bunun temel notaları, orta notalarına doğru çok çabuk yumuşuyor parfüm arkadaşlar. Daha yumuşak bir parfüm haline geliyor ama açılışı özellikle Amouage Interlude'u çok andırıyor, çok benziyor. Geçen videonun altına biri yazmış, ya bu parfümün birebir aynısı değil, Interlude falan filan. Adam 25 euro aldığım bir parfüm arkadaşlar. Belki de daha ucuzdu, bilmiyorum. 25 euro Interlude'un birebir aynısını bekleyen insanlar var. Tabii ki birebir aynısı aynı kalitede olmayacak ama yani fiyata göre değerlendiriyoruz. Bu serideki parfümler özellikle fiyatının üzerinde kokan parfümler diye bahsettim. Yani kelepir bir parfüm. Bu parfüm performansının da Interlude gibi olması imkansız. Kokusunun da %100 birebir aynısı olması imkansız. Ama ne dedim? Benziyor dedim. Benziyor demek arkadaşlar birebir aynısı değil. Lütfen kelimeleri doğru anlayalım. Bu parfüm gerçekten fiyatına göre çok iyi bir parfüm. Geçen sene Amerikalı YouTuber'lar da bu parfümden bayağı bir bahseden oldu. Özellikle Max Forti bayağı bir hype yaptı bu parfümle ilgili. Videosunu izlemedim ama başını izledim en azından. Bayağı bir beğenmiş o da. Gerçekten ben de şaşırdım. Hiç beklemiyordum bu tarz bir koku. Açılışı özellikle muazzam baharatlı, odunsu, bol reçineli, dumanlı, biraz Orta Doğu esintili. Biraz değil, bayağı bir Orta Doğu esintili bir parfüm. Şişe dizaynı da çok güzel arkadaşlar. Bu Dubai'de kıvrılan bina var ya, ona bayağı benziyor. Değişik bir şişe tasarım var. Kalite hissiyatı yüksek. Parfümün konsantrasyonu öde parfüm olduğu için kalıcılığı bayağı iyi. Özellikle elbise üzerinde bayağı kalıyor. Yayılımı ortalama arkadaşlar. Yani kol mesafesinde bir yayılım var. Çok aşırı yayılım beklemeyin. Yani kim birebir Interlude gibi binayı doldursun diye beklemeyin bu fiyatlara. Ama fiyatları gerçekten çok iyi. Türkiye fiyatı biraz pahalıydı geçen sene baktığımda. Son zamanlarda bakmadım. Ama Avrupa fiyatında 20 euroya bile satan var. Çok merak edenler yorumlarda yazabilir. Cevap olarak internet linkini verebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun başında da idealo.de'de yazınca zaten çıkıyor bu parfümün ismini. Nerede en ucuza varsa. Çok güzel. Parfüm aslında daha çok maskülen bir parfüm olmasına rağmen bu tarz reçineli parfümlerden hoşlanan kadınlar da kullanabilir. Mevsim olarak kışlık bir parfüm arkadaşlar. Daha çok dediğim gibi erkek kullanımına yakın. Performansı da ortalama ve üzerinde kalıcılığı var. Yayılımı ortalama. Tam fiyat performans ürünü. Yani bu tarz parfümlerden hoşlanıyorsanız, özellikle niş tarz parfümlerden, ağır oryantal parfümlerden hoşlanıyorsanız tütsülü ideal bir parfüm giriş için. Bununla birlikte videonun başındaki Bentley Formen Absolute da aynı. Merak etmeyin, bundan ayrıntılı videolar var arkadaşlar. Yine elimden geldiğince bahsetmeye çalışıyorum ama video beklediğimde yine çok uzun olacak anlaşılan. Bu parfümlerin hepsini tek tek alta video linklerini paylaşacağım, merak etmeyin. Diyeyim ve sıradaki parfüme geçmek istiyorum. Sıradaki parfümümüz yine ayrıntılı videosunu yaptım. Cartier Deklarasyon de unsu var. Ya Cartier arkadaşlar kalite standartına sahip ve buna rağmen Türkiye'de çok fazla kıymeti bilinmeyen. Avrupa'da da yani o kadar popüler değil ama gerçekten bilmiyorum niye parfümörü çok iyi. Mathilde Lauren yani Cartier'in ana baş parfümörü çok yetenekli bir genç bir kadın. Kendi meslektaşlarına göre hem genç hem çok başarılı parfümörü var. Kendi tarzı var. Ve Cartier'in dediğim gibi gerçekten çok kaliteli bir tarif. Tam niş kalite bir parfüm arkadaşlar. Sandal ağacı, biberli gül ve destekleyici notalardan oluşuyor. Dediğim gibi daha çok sandal ağacı temeli üzerine. Pudralı, yumuşak, kara, bol biberli gül notası var. Çok kaliteli, yumuşak, modern bir gül. Ayrıntılı videosunda bahsettim. Performansı da çok iyi. Hem kadın hem erkek kullanımına bence uygun. Biraz daha sanki hafif maskülen gibi ama yumuşak bir gül parfümü. Yani bu parfümün muadili derseniz, bu parfümün muadili Yves Rocher'in Evidence Pur Homme. Yani Evidence erkek kullanımı buna çok benziyor. Daha fresh, daha az performans hali ama fiyat olarak bilmiyorum. Yani bunu uygun fiyata bulabiliyorsunuz Avrupa'da. 30 Euro'larda 100 ml öyle tuvalet konsantrasyonunda. Tam baharlık ve yazlık bir parfüm. Çok kaliteli. Kalite hissiyatı muazzam. Eğer yumuşak pudralı gül parfümü arıyorsanız deklarasyonda unsu var. Tam size göre. Yine buna benzer bir parfüm gelecek sıradaki. Çok merak uyandırdı. Özellikle Türkiye'de bulunamaması çok kötü. Yeni gelmeye başladı ama çok pahalı satıyorlar Türkiye'de. Ben bunu setiyle birlikte aldım. Hem şampuan hem 10 mililitrelik çanta boyu var. Yani travel size var yanında. Yani 110 mililitre parfüm artı duş jeliyle birlikte bana 30 euroya falan geldi arkadaşlar. Moschino Toy Boy'dan bahsediyoruz. Moschino'nun sevimli karanlık ayıcığı.
Çok güzel. Şişe tasarım biraz ilginç, sıra dışı. Ayıcık, oyuncak gibi bir şişe tasarım var. Çok böyle klas bir şişe tasarım yok ama unique yani. Sıra dışı bir şişe tasarım yapmışlar. Neyse, kokusu daha önemli. Bu az önce bahsettiğim deklarasyon da unsuara çok benziyor ama bunda daha çok baharat var. Ekşi armut notası var. Daha koyu bir gül notası var. Bu biraz daha koyu, daha çok kış aylarında gidecek, sene havalarında gidecek bir parfüm. Ha, ben bu parfümün yazında kullanırım. Biraz ekşi, meyvemsi, baharatlı bir havası var. Ama performansı muazzam. Yani Cartier'den bile iyi performansı var. Ve konsantrasyonu, yanlış olmasın, öde parfüm konsantrasyonu arkadaşlar. Yani kalıcılığı da iyi, performansı da iyi. Bunun duş jeli arkadaşlar, abartmıyorum. Yıkandıktan sonra eve yayılıyor kokusu. Çok güzel yapmışlar. Yani çok yoğun yapmışlar. Çok konsantrasyonu yüksek yapmışlar. Malzemeden çalmamışlar. Moschino'dan beklenmedik kalitede bir parfüm. Tam niş kalite bir parfüm. Yumuşak gül, baharatlar, yine o karabiber, pembe biber notaları. Dediğim gibi içinde ekşi armut notası var, meyvemsilik falan, çok değişik. Yine tabii sandal ağacı ve sedir ağacı temeli parfümün kalıcılığını artıran unsurlar. Ayrıntılı videosunda göz atabilirsiniz merak ediyorsanız. Sıradaki parfümümüz tam bir yazlık parfüm arkadaşlar. Yeni bir parfümör, parfümör efsane Alberto Morillas. Designer of the King diyorum. Yani meşhur olmuş, piyasada en çok tutan parfümörün parfümörü Alberto Morillas burada çok güzel bir parfüm yapmış. Bulgari Beyleve Pure Homme. Arkadaşlar bu parfümün erkek versiyonu bulamıyorsanız kadın versiyonuna da göz atabilirsiniz. Hemen hemen aynısı. Çok az hafif pudralı bir çiçeksilik var bundan farklı olarak. İkisi de yine aynı şekilde sabunsu. Temel notalar ikisinde de beyaz misk arkadaşlar. Yani sabunsu, çok temiz bir parfüm. Parfümün olayı kakule ve beyaz misk. Yani diğer notalar daha çok destekleyici notalar. Bunda kakule notası çok baskın ve alttan sabunsu. Yani temiz, sabunsu ve erkeksi kokmak istiyorsunuz. Aslında unisex bir havası da var. O pudralı, sabunsu hali biraz da şipre tarzını da andırıyor diyeceğim ama o kadar yeşil şipre gibi keskin kokmuyor. Daha modern bir sabunsuluk var. Yani sabunsu, temiz parfümleri seviyorsanız Bulgari Beyleve ilk akla gelen parfümler mi ve performans da çok iyi. Bilmiyorum bendeki eski şey olduğu için mi? Yani son zamanlardaki yeni, bilmiyorum, reformüle oldu mu? Daha doğrusu bu parfümün üretimi duracak diye konuşuluyor son zamanlarda ama hala her yerde bulunuyor. Ben bu parfüm 15-20 euro civarı falan aldım. Bu elimdeki 50'lik zannedersem. Yüzlükte de yine 5 euro falan fark ediyor. İndirimli sitelerde bakarsınız arkadaşlar. Merak ediyorsanız, bulamıyorsanız ben size altta link atarım. Özellikle Avrupa fiyatları. Türkiye'de bulunan bir parfüm. Sıradaki parfümümüz efsane olmuş bir parfüm. Araba lastiği şeklinde olan meşhur şu şişe. Şişe dizaynı bir kere çok kaliteli arkadaşlar. Sıra dışı bir parfüm. Yani 90'lı yılların efsane parfümlerinden. Bir ara söylenti vardı, Hollywood'da çok en popüler parfüm Angelina Jolie ile Brad Pitt birlikte kullanmış falan diye. Yani bilmiyoruz arkadaşlar. Neyse, o söylentilere geçelim, parfüm kokusuna gelelim. Parfüm unisex bir parfüm ve Luca Turin, ünlü parfüm yazarı Luca Turin'in kitabında gelmiş geçmiş en iyi 10 parfümden biri diye lanse edilmiş. Performansı çok yüksek değil parfümün ama kokusu çok enteresan arkadaşlar. Hani tatlı araba lastiği diye nitelendirmiş Luca Turin. Yani vanilin var içinde. Vanilyanın sentetik hali. Vanilin, bunun arkadaşlar tatlı bir vanilya notası beklemeyin. Öyle gurme bir vanilya değil. Böyle pudralı, değişik bir vanilya notası var. Biraz süet deriyi de andıran. Zaten parfümcünün deri notası da var. Bu deri notası daha çok yanık lastik gibi. Çok sıra dışı. Yani tatlı araba lastiği kokusu diyorlar ya. Bu parfümün yine ayrıntılı videosunu yaptım. Göz atabilirsiniz merak ediyorsanız. Çok değişik bir parfüm. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Çok uygun fiyatları bulunuyor. Ve bu videonun son parfümü Sean John Unforgivable. Sean John biliyorsunuz Puff Daddy'nin meşhur rapçi gerçek ismi, resmi ismi. Çok eski bu parfüm, yeni bir parfüm değil arkadaşlar. 2000'lerin başına çıkmış bir parfüm. Bu bir kopya parfüm, klon parfüm. Neyin klonu? Creed Millissimo Imperial klonu ama orijinal Creed Millissimo Imperial'da ben bunu daha çok sevdim ve performans daha iyi. Ferah baharatlar, marin notalar, yani deniz notaları, sucuğun notalar, ferah yaz meyveleri, çok değişik. Hem baharatlı hem rahatsız etmeyen ferah bir havası var. Akvatik bir parfüm. Türkiye'de baktım çok saçma fiyatlara satıyorlar ama burada Avrupa'da ya da Amerika'da çok uygun fiyatları bulunuyor. Özellikle Amerika'da yaşayan arkadaşlar bu parfümü gözden kaçırmasın. Çok klas, kaliteli bir kokusu var. Hani yazlık, akşam da kullanabilirsiniz, gündüz de kullanabilirsiniz. Enteresan bir havası var. Çok sevdim ben parfümü. Yani hem deniz temalı hem baharatlar, bolca baharat var parfümde ama rahatsız etmiyor. Ferah verilmiş baharatlar. Hafif ekşi, sucul, deniz notalarıyla birlikte o
ferah meyveler çok hoşuma gitti. Öde tuvalet konsantrasyonu kalıcılığı ortalama. Ama fiyatı çok uygun. Dediğim gibi arkadaşlar, bu parfümleri yanınızda, zaten bu 50'lik şişesi çok küçük. Yanında taşıyabilirsiniz. Yanında taşımak istemiyorsanız 30-20 fıs sıkın, öyle çıkın. Artık sizin tercihinize kalmış. Diyeyim, bu videoyu artık bitirmek istiyorum arkadaşlar. Video çok gereğinden fazla uzadı. Çok fazla yine ayrıntıya girdik bazı parfümlerde. Kusura bakmayın. İnşallah bu seriyi beğenmişsinizdir. Serinin 3. videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.